Arkadaşlar selamünaleyküm. Ben Urfalı kardeşiniz. Arkadaşlar Recep Baba'nın yanındayız. Hoş geldin. Ayaklarına sağlık. Hoş bulduk abi. İsmail, beni güzel reklam yapıyorsun. Farkındayım. Ben acil ilaçtan arıyorlar, haberin olsun. Onu biraz sonra yapacağız. 10 dakika var değil mi ilaçların? He, onun reklamını da yapalım. Onu Nihat Usta'dan yapalım abicim. Değil mi? Zaten o Nihat... bize destek amaçla geldi. Sağ olsun Allah. Tamam. Onu tek ilaçlardan yapalım. Ve ikinizi. Kardım, onun biraz bilgisi biraz fazla. Tamam. Biraz yani. Benim bir 99, 12, 100 yani. Nihat Usta, o zaman sen ilaçları şöyle hazırla. Biz bitirmeye hemen şey ederim. Arkadaşlar, içinde... Kayseri'de Recep Baba'nın yanındayız. Kaç tane kuşun var abi burada? Benim şu an tam dün pi kuş yolladım. Her yere de kuş yolluyorum. Nihat, şuna bahar olun da kardeşler. Valla dünyanın bir ucuna kuş yolluyorum. Evet ustam. Benim adım Recep Baba. Facebook'ta Mirocu Baba, İlaççı Baba. 3 tane Facebook'um var. Üçünden de görebilirler. Dün pi kuş yolladık yani, gitti. Lan dedik, tutuklandı mı bu adam dedi. Şimdi benim şuradaki gördüğüm kuşların içinde 8 tane benim kendi damarım var. Şu an uçuyorlar, bak benim kendi damarlarım, görüyorsun. Maşallah abim. Bunların içinde çoğu arkadaşlarımızın rahatsız olan arkadaşlarımız var. Aile problemi olan arkadaşlarımız olduğu için evet. Kuşlarını bana verdiler. Baba, senin çevren geniş. Ben de arkadaşlara söylüyorum, insanca diyorum, kalır. Ne damarını bilirim, ne kuşu bilirim. Adamın sahibinin şu dedim. Aile problemi olduğu için, rahatsızlık olduğu için buradaki gördüğünüz kuşların hepsi dışarıdan gelen kuşlar. Her renk var değil mi abi? Evet. Bunlar Allah'a şükür 2 günde alıştı. Tamam, 2 gün içinde de 8-10 tane kuş kaybettik yani. Anlatabiliyor muyum? Evet ustam. Buradaki gördüğünüz, şuradaki şurası kümes olur. Bunları burada beslerim. Şimdi içerisi boş, göstereyim yine şöyle bir. Evet ustam. Şöyle göstereyim. Dışarıdan gelen kuşların ızgaralı olması gerekiyor. Neden dersen pislik ona buna bulaşmaması için. Burası özel olan ızgaralı. Böyle de açık dursun. Arkadaşlar, 30 santim var değil mi abi? Var var. Aslında burası 40 santimli de ben birazcık daha şu kedi toprağı diyorlar. Evet. Ondan attım. Biraz da fazla döktüm. Anlatabiliyor muyum? Evet usta. Maşallah arkadaşlar. Valla kümes 10 numara bir kümes. Dediği gibi evet. Demek kuşlar bu... Yeni gelen kuşlar için ve uçan. Aynen, yeni gelen bütün yabancı kuşları tamam. Buraya koyuyorum. İşte şuradan görebilirsin. Bunlar hepsi dışarıda kuş. İçinde var 5-6 tane. Bu da benim can dostumun hediyesi. Hey, Allah'ına kurban olayım. O abi iyisini göster bari. Bu dışı göstereyim. Bak, abi tamam, eyvallah abi. Yok, öbürlerini bak, de göster. Kuşlar yok, hepsi iyi. Bak. Ya onu değil, can dostum. Onu demiyorum. Benim sana getir. Allah razı olsun. Evet. Hepsi oyunlu ama oyun kuşunu fazla piyasada eskiyeyim. Niye abi? Vallahi bilmiyorum. Oyun kuşçular bile masa kuşuna döndü. Beni arayanların %80'i evet. Masa kuşu koruyor. Oyun kuşu koruyor. Niye abi, ilginç? Milletler ya bıktı. O sallı bu atmacadan. Aynen abi. Allah senin yanındasın. Millete atmacadan nalet etti. Aynen öyle abi. Benim 3-4 tane arkadaş var. Benim bildiğim samimiyeti sevdiğim arkadaşım var. O diyor ki abi diyor. Ben diyor vazgeçtim diyor. O derece. Ben de masa kuşuna başlıyorum. Arkadaşlar bu önde gördüğünüz şu anki kuşların hepsi normalde Recep Baba numarasını verecek. Evet. Partları durdurduk mu? Bugün evet. Size kuş ziyafeti buna çektireceğiz. Çıkmasın diye. Çıkmasın abicim, çıkmasın. Bunlar dışarıya çıkmasın. Abi anlatarak böyle. Bunlar işte o mirolar var, silikler var, bulutlar var, borlar var, Araplar var. Şöyle Arap göstereyim. Vay anam, Adanalıları, Adana'yı görüyor musunuz arkadaşlar? Adana var. Şöyle zümrüt Araplarımı göstereyim. Göster abi. Bak. Bunun piyasası biraz şey oldu dedin Recep Baba. Bunlar biraz oynamaya başladı piyasası. Beyaz göz. Ondan sonra zümrüt Arap, at kuyruk. Neye çalışıyorlar baba? Ben bunları açıkça söyleyeyim mi? Bunları ben müroyla çalışıyorum. Ha, onun için talep çok değil mi bunları? Tamam evet. Abi. Adana kuşum bu da çok yaşlandı. Aşağı yukarı 17 yaşında şu an. Vallahi var ya. Artık pilim bitti diyor. Evet. Yumurtasını bile şey alıyorum. Zayıf alıyorum. Yani elimi biçim yaşlı kuş diye elimde tutuyorum. Buradaki benim işte süs kuşları. İsteyenler olanlara yolluyorum. Ne isterlerse. Hünkari bile var arkadaşlar. Her şey var. Söyle abi, böyle aklına gelenlerden biraz sayalım. Yani aklına ne gelirse kuş var yani. Yani olmasa da buluyor. Elifli var, Adana var, efendim mesela Hünkari var arkadaşlar. Ne isterlerse de buluyor da yani. He yani Recep, yok şimdi...
Abi bu kuşların fiyat ortalaması ne kadardan başlıyor? Tamam, onun 500 lirada kuş var. Şimdi burada mesela diyelim ki en ucuz kuş hangisi mesela? Bir soralım yani burada millet. En ucuz kuşlar altınbaşlar var. En ucuz kuşlar altınbaş. İlginç. Evet. Bak şunlar türekten çıkamadı. Bak bazı kuşlarımı. Evet abi. Ha, bak, onu da bir reklam da yapayım da reklam değil de yani. Onu birisi ilaç da yapalım. Yok. Ha. Çoğu arkadaşlar zonuç veriyor. O ne abi? Zonuç iyi değil. Zonuç içinde mısır çekirdek olmayan bir şey. Evet. Çekirdek olan bir yem daha iyidir. Niye dersen kuşun türeye girmesi rahat olur. Anlatabiliyor muyum? Tamam abi. Onun için bazı arkadaşlarımız çoğu kişi zonu çevirir. Gerçi ben de çok zonu çevirdim. Sonuç iyi değil, türeye giremiyor. Anladım abi. Abi dur burada kalalım. Öyle milleti kuşa doyuracağız bugün. Burada çökmez ama. Araplar çökmez. Eyvallah. Arkadaşlar. Burada ızgara olduğu için burada yavruları dolduruyor. Anlatabildim mi? Eyvallah abi. Burada ekeler değil, yavruları buraya attığım için. Arkadaşlar şu alaları görüyor musunuz? Yani gerçekten yani. Çift akalı, basma güllü. Basma, say abi söyle. Yok yani bunları var ya nadir bulursunuz bu güzellikte. Recep Baba da ihaleci olduğu için mecbur bunlar. Bulunuyor. Değil mi abi? Bulunmak mecburiyetinde. Bazı arkadaşlar kuş almak için gelir. Bazı sen benimle sohbet için. Eyvallah. Şu için. Herkes yani beş parmağın beşi bilmiyor. Abi bu mürolar çalışma mı bunlar? Bunlar çalışma kuşlar. Tamam. Evet. Şimdi kaç paradan başlıyor müro bu çalışma? Şu an bunlar 50 euro. Teki mi çifti mi? Teki 50 euro. Bunlar esasıyla mı abi bunlar? Yoksa yok, o Araplar? Bunlar başka bir kuşlarla bir çalıştığım için değişik yani. Anlatabiliyor muyum? Ama müro. O da müro da değişik bir müro. Anlatabiliyor muyum? Gizli mi tutuyorsun abi bunu? Biraz sen gizli değil de yani. Bunu gizlisi olarak ya çorba yapıyorlar yani ben bunun sırrını veremem falan. Yok yok. Maşallah. Biz veririz sır. Eyvallah abim benim. Eşte dostla yardım etmeyi de severiz daha. Vallahi maşallah. Gerçekten. Evet. Gerçekten. Böyle. Hadi bismillah. Burada ikinci klas oluyor. Arkadaşlar. Birinci klas bura. Orası ikinci klas gördüğüm. Öyle mi oluyor burada, abi? Evet. Tamam. Buradaki çıkan olan yavruları oraya atıyorum. O tamam. Tarafa gidiyor. Tamam bak, baba. Burada var düzgünün aramı. Muazzam bu. Muazzam değil mi abi? Evet. Arkadaşlar Recep Baba derecelere göre kuşları şeydi. Evet. İhaleci olduğundan dolayı aynı. Fiyatlar gittikçe pahalılaşıyor değil mi abi? Evet. Sen de gittikçe Mehmet Ali Erbil'e benziyorsun. Sakıncası yoksa abi. Yok. Bak burada şöyle bir göstereyim. Ey maşallah. Şöyle bir göstereyim arkadaşlara. Bakın ha. Bu nasıl bir miro abi? Süper. Ayak paça, kanat üstü, sırt, bel. Bunlar çok önemli oluyor. Anlatabiliyor muyum? Abi kafasının rengi? Güzel. Çok güzel. İdeal bu mu? Evet. Bunlar işte türeye girdiği abi, için. Aç şuraya babacan. Bir şey yapalım. Bak, arkadaşlar. Bir şöyle göstereyim. Dur. Miro'nun kralları var Recep Baba'da. Zaten Miro arka tekkeli. Bak dünyanın her yerine. Recep Baba dünyanın her yerine yollayabiliyor. Hiç sıkıntı yok. Burada gördüm. Ey maşallah. Bak, at abi at. Bak. Şu önden basmalılar nerede? Ne zaman piyasaya çıkacak? Onlar yakında. Tamam. Az kaldı. Az kaldı. Onlara az kaldı. Bak şöyle bakayım. Şöyle göster. Ey maşallah. Miro'nun kralları oluyor yani. Vallahi gerçekten şöyle. Usta. Kuşlar gerçekten kendini belli ediyor. Bak al şu bülkün temizliğini bak türekli zaman için. Olur. Görüyorsun değil mi? Tamam abi. O sağlığını yok olsun. Kötü amaçla değil. Evet. O olacak. Bunu da başka bir kuşla çalıştığım için. Bak bunun sırtını çok temiz vermiş, kanadını az vermiş. Siyahlık az. Anlatabiliyor muyum? Muazzam kuş abi. Bak kınasını güzel vermiş. Evet usta. Bak bunu da böyle koyayım. Tamam abi. Bak bunlar buradaki gördüğün kuşların hepsinin babası aynı. Abi babasını bul abi. Babası başka bir yerde emanet. Tamam ha tamam. Papra başka bir yerde olduğu için. Dur bakayım hele bir E'yle mi başlıyor? E'yle mi başlıyor? Yok. Başka tamam yerine. O zaman daha sağlam. E'ye bu diyelim o zaman. Ya, daha sağlam yani. Eyvallah. Bak bir de burada var yavru bak onu da göstereyim. Bak görüyor musun? Usta yani, şöyle üretim. böyle dursun durabilir. Yok miro varsa böyle hani bunları daha, görmeliler abi bunları evet. Gösterelim. Arkadaşlar değişik valla. Bak şeyler yani, de var adını sen getir. Söyle. Bak şu anki bak. Şimdi Recep Baba olarak çıkarıp miroları göstereceğim. Ey maşallah. Bak şimdi bunlarda Recep Baba koyacağım bunların atlarını. Kat abi ya geç bile kaldırın. Çok arayana var biliyor musun? Telefonu bak kapattım. Tamam abi. Senin için kapattım. Allah razı olsun abi. Bak görüyorsun
Bunları da şeyle kırıyorum. Bir milomla kırıyorum şeylere. Demin... Altın başlarına uğraşıyorum şu an. Arkadaşların denemesini tavsiye ederim. Miro ile bir altın başı denesin. O derece. Bak ben Miro erkeğiyle Arap, sümrüz Arap. Arap'ı vurdum. Öyle bir güzel Arap verdi. Öyle bir güzel Arap verdi. Biraz önce gördüğüm Arap o. Miro'ların babalar, anneler şimdi burada değil. Başka bir arkadaşta. Anlatabiliyor muyum? Bana sinirli bakma baba. Ya sana sinirli bakmıyorum. Bana bakma. Çar böyle şöyle bir... Bak bu da platin. Arkadaş. Şöyle göstereyim. Göster baba. Bak bu da yeni çıkan platinler. Kanat kiriği olacak. Göğüs tam kralı olacak. Paça beyaz olacak. Bak. Bu biraz kiri. Evet. Bu ne oluyor? İkinci klas oluyor. Tamam. Bu makbulü... Benim gözümde ikinci klas. Tamam abi. Bak. Bacakları bembeyaz olacak. Göğüs güzel kına olacak. Kanat kiniği olacak. Kuyruk aynı. Şöyle yaptığım zaman, kuşu şöyle ettiğim zaman yani kuyruğuna kanadını bilmen gerekiyor. Bilinecek. Anlatabiliyor muyum? Kuyruk benim kuyruk diyecek, kanat kanadım diyecek. Bak şöyle atlayacağım. Bak. Şunlar Miro'lar, bunlar çalışma Miro'su. Ben buradan Türkiye'de ben arka tekel, ilk Miro arka tekeli Türkiye'ye yolluyorum benim. İsim vermeyeyim de arkadaşa karşı şey oluyor. O kendisi Allah razı olsun tanı diyor. Recep Baba'dan geldi, İhale Entegre'den geldi diye. Sen bir erkek reklamı, dişi mi yolladın? Onun da öyle ben, bir dişisi vardı onda da. Ben buradan da erkeğini yolladım. Bundan 8 sene önce. Nam yaptı değil mi abi? Ha, şu da benim bak bir Miro'm. Bak bu da benim bir Miro'm. Bu da çalışma kuşu. Ak kuyruk çıkarmak istedim. Ay kuyruğu da aldım. Kırası güzel. Kanat o kadar güzel değil. Şöyle bırakayım. Şöyle bir bak. Taklası var. Bunu oyuk kuşuyla kırıp çıkardım. Yani çalışacaksın bazı bir şeylerin üzerinde. Recep baba niye bu kadar talep var abi? Ben soruyorum. Yani ben anlamadığımdan bak, bu kostüm şebap vardı bir zamanlar. Onun dönemini kapattık. Tam 200 bu sene tam 220 euro satmışsın. Saydın mı abi? Saydın mı abi? Saydım. Hepsini yazarım ben. Doğru. Ben yazarım. Hangi yavru? Valla hangi evet. Yavru? Hangisi neyden çıktı, neyden oldu? Benim şey var. Tablet var. Tabletim içeride. Evet. O yazarım. Şu şundan. Hangisinden şey olduğunu ben yazarım. Sana bir şey soracağım ama net cevap ver abi. Ne vereceğim? Eyvallah. Bu Miro'cuları biliyorsun. Az evet. Buçuk burada Miro'cuları tanıyorsun. Bak şurayı göstereceğim. Bir de şurayı göstereyim sana. Söyle bana. Sağlıklı yavru istiyorlarsa pisliğini her daim her gün almasınlar. Haftada bir sefer alsınlar. Tam kedi kumu var içinde biraz karışık. Tamam onları tutması için. Bak nasıl bir sağlıklı yavru alıyorsun. Bunu sadece anne bakıyor. Bak baba bakmıyor. Baba öldü. Anne ilginç. Baba öldü yani, gitti yani. Baba gitti. İsteyen oldu. Ha. İsteyen mi oldu, emanet mi verdi? Karıştırdım ben kafamı. Öldü gitti. Ben de öldü yani. Tamam ölmüş. Yani. Bir işte bu işte bir şey var. Onu çözeceğiz. Bu annesi bakıyor. Abi normal bir dönemden sonra anne bırakıyor. Bakmaz. Bak anne 2 hafta sonra bakmaz. Abi eşek etse mesela bakar mı da? Yok bakmaz. Bakmaz değil mi? Sen orayı kapalı erkek mı tutuyorsun olsa, abi? Kapalı tutmuyorum. Bazen anneyi bunun içine koyuyorum kardeş. Eyvallah. Bir yavruları kustuktan sonra bak nasıl sağlıklı yavru bak. Bak pisliğini de almıyorum. Buradan anne baba görüyor. Gerçi tam bunun babası öldü diyelim. Öldü diyelim de. Babası yok piyasada da. Şimdi birazcık buraya pislikleri bırakıyorum ki anne görsün, baksın diye. Ha, yavrular öyle amşam bir yavru değil. Bunlar da kırma benim. Bak şöyle koyayım. Şöyle. Abi bire sonra bunlar oyun kuşuna kırdım. Evet. Arkadaşım birisi erkeksi de oyun kuşu. Açıkça konuşayım. Baba dedi bana oyun kuşu lazım dedim. Dedim ne yapacağım? Bunların babaları Arap. Anneleri Miro. Dedim ne yapacağım dedi. Ben de Miro'ya kıracağım. Ben kırdım dedim. Bir şey sen almadın dedim. Aldım sana hediyem olsun. Onun için benim için öldü yani. Bak, anladım. Sevmediğim bir yavru açıkçasını konuşayım yani. Eyvallah olsun. Ölmez bak Miro'lara bak göster bak bak nasıl. Bak görüyor musun? Abi burada Miro'ların ortalama kaç paradan başlıyor? Fiyat olarak. Şunlar ikisi 1000 lira. Hangisi ikisi? Şu demin gösterdiğin. Ha, şunlar ikisi 1000 lira. Onlar sürekli çıksın bir görsün. Ha 50 liraya da var şunlar da 50 lira. Bak. Abi onlar ama niye? Baba bir. Benim kuşlarımın damarı baba bir. Ama... Erman'ı bilirsin evet, değil mi? Evet ustam. Benim damarım onda da var. Eyvallah. Onların dedeleri onda. Bak. Şu Erman'ın kuşum babası kardeşiyle kardeş babaları.
Abi bu normalde geri bu özünü de atabilir. Atıyor atıyor. Yani verir. Sorun yok ama niye o 1000 lira o 50 lira onu anlamadım ben. Renginden dolayı mı? Bak arkadaş hemen, daha bunlar da türeye girmediler. Daha yeni yeme düştü. Yeme dedim yani 1-2 hafta geçti yemlerin de. Bak şunlar neredeyse 5 haftaya yaklaştılar. Evet tutsam. İkisi aynı bak. Bak duruşa bak kuşum. Maşallah diye mağmur. Bak kuşun içinde ikisi nasıl kardeş olduğunu belli diyor. Bunlar, biz kardeşiz diyorlar. 1000 liradan başlıyor. Bunlar 1000 lira evet. Tamam abi şurada en pahalı bir kuşunu bir kap. En pahalı burada değil. Ha o da yok o da emanet. Emanet. Ondan bir aşağısını tut abi. İşte ben şu an içi buradaki kümesim içinde en pahalı kuş şimdi bunu ikisi. Tamam abi bunlar. Bu kuşları beğendiler. Türkiye'nin dünyanın her yerine yollayabiliyorsun abi. İlaçta yolluyorum. O başka o biraz sonra yapacağız. Şimdi bunları yollamaları için hangi numaraya ulaşmaları lazım? Önüne bir 0031 koyuyorlar. O Hollanda'nın kod numarası. Evet abim. 06 benim Hollanda'nın içindeyken 06 39 22 37 50. Bu Hollanda içi, evet. Yurt dışı çift 031. Evet, ondan sonra 6 39 22 37 50. Burada gördüğünüz bütün kuşlar, ha ben bunu beğendim. Hepsi gitti. Platin, hepsi. Miro, evet. Efendime söyleyeyim, yavru. Evet. Siz Recep abi açtınız mı? Del Mustam. Evet. Bak şöyle bir platin göstereyim. Göster babacığım. Bak bu platin. Platin de platine değişik. Ona da platin diyorlar. Bak bunun paçası beyaz ustam. Bak bu da platin. Bak onunla bunun arasında fark var. Anlatabiliyor muyum? Bu 50 lira. Bu 100 lira. 100 euro. Abi niye? Bu temiz biraz. Onlar biraz temiz. Bu biraz... Halbuki ki baba bu benim kuşlarımın hepsinin babası aynı. Baba aynı. Hep babayı tek tutuyorsun babayı abi. Babayı tek tutarım elimde. Bu anayı ilginç. Misal olarak onunla bir onu denelim babayı. Anlatabiliyor muyum? Baba çünkü elimde tutarım. Benim göz ağrılarım olduğu için, sevilen tutulan kuş olduğu için. Çoğu kişi zaten bunların babalarını sorar bana. Babalar. Erman bile sormuştu da babasını yok başka yer. Babasını söylemiyoruz. Babasını açıklamıyoruz. Arkadaşlar şöyle bir daha bakayım. Ama bunu alsın vursun altına böyle güzel yavru alır. İşte onu diyorum yani. Ben, benim bir arkadaşım var. O da Hollanda'da kalıyor. İsim vermiyorum. Ben onundan kuş aldım. Öyle bir güzel kuşlar aldım. Altın başlar aldım. Neler aldım. Yahu kuşlardan alıyorum. Ahmet çıkıyor. Birinden Hasan çıkıyor. Birinden Ahmet çıkıyor. Dedim ki kuş çok olduğundan dedim. O kendine çökmüştür dedim. Böylelikle benim 4 senem çaldı arkadaş. Kuşu ayrı çıkardım. Ayrı bir kümesime koydum. Kümeslerimi göstereyim biraz sonra. Baktım oradan çan aynı, öbür çan aynı, öbür açan. Arkadaşlar dedim buraya geldi. Tesadüf çayım içti. Dedim ki kardeş dedim senden dedim şu kuşları aldım. Hatırlıyor musun şu şunlar. He. Bunların altından bunlar çıkıyordu. Evet dedim. Ben de onları 50 kuşa vurdum lan kadarsını aldım dedim. Ben 4 sene geriye götürdüm dedim. O derece bir abi. Bir daha sen de kuş almayayım. Buraya geçen gelmişler çetörüne. Biz çetörüne. Evet. Aman ama kuş yoluna götür. Çayımı içemeyen ye. Hadi güle güle. O derece abi. O dereceye bak. Kızdırdılar. Arkadaşlar tamam. Bak burada gördüğünüz bu kuşların hepsi. Bir de şu Araplarımı da göstereyim. Bak burada kendi Araplarımı. Şöyle arkadaşlar bir bakın. Gerçekten bu pırıl pırıl ortalık maşallah. Şöyle arabamı gösterir şuraya koyayım. Evet abi. Şu arabama bir bak babasını alayım. Of 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 maşallah. Bembeyaz göz, paçalar güzel, fizik çok güzel. Bak bak şimdi onu göstereceğim ben sana. Bak bu araba ben bizim Almanya'da bir arkadaş Rus arkadaşımız var. O çok aldı benden. Mikhail mi? Yok Rus adam diyorlar. Ha tamam. Çok aldı bunlardan çok verdim ona. Bak bu 300 euro. Bak onun yanına ben bir Arap daha atacağım. Aradaki fark ediyor. Baş, abi tamam. Arada çıktı mı? Ha, neyse. Neyse yerde de anlarlar. Şöyle atayım yanına. Bak. Abi bunun kafası parlaklığı. Onunki çok bak. Onunki tam göstermişti. Ben onu fark ediyorum. Şimdi bir arkadaş iyi kuşu anlaması için. Yani masa kuşuna lafın geçerli. Ha. İyisini iyisini anlaması için. Kendi kuşunun yanına koyması gerekiyor. O derecede mi abi? O zaman bilir. Bak. Şunu ben şu diye kandırabilirim. Ama onun yanına attığım zaman bak nasıl belli oluyor. Harbiden bak, belli oluyor. Fizik, harbiden. Duruş. İri göğüs yapısı, bak. Duruşu, evet, bak, duruş paçasının var. Bolluğu. Evet. Aynı baba mı bunlar evet. Acaba bak? Bunların babaları aynı ama annelerin değişik. Çok kırıyorum da. Kırıyorum deyince yani deniyor. Onlar da sanmasın ki şeye. Yani o araba ona deniyor. Bu araba onu deniyor. Yani beyaz da siyah değil. Anlatabiliyor muyum? Yani iyi, iyi kuşlarını birbirine aynen. Deniyor. Aynen. Abi kötü kuş yok. Şunlar da çok güzel. Mor kafalılarım.
Onların bir değişikleri var. Onu da göstereyim. Ve şunlar var. Burası karanlık olduğu için çıkıyorum. Eyvallah. Yanlış anlamayın. İşte bu şuna göre nasıl sen şu bile 1000 lira isteyen de öbürüne 100 lira istiyor. O Arap da öyle. Ona nasıl 100 lira istiyor şuna. Şuna 100 lira istiyor, ona nasıl 300 lira istiyor. İşte fizik. Fizik. Duruşu. Gösterişi ben buradayım diyor. Abi. Bazı arkadaşlarımıza diyorsa. Ya bazı arkadaşlarımız ulan buna yerdeyken bile anlıyor ki bu nasıl oyun kuş olduğunu. Bak ben onu kadar anlamam. Ben seyredeceğim o zaman anlarım oyun kuşunu konuşursam. Oyun kuşunu fazla ben anlamam. Ama masa kuşları. Hayatımızı verdik ihale yüzünden artık. Evet. Abi ben anlamıyorum masa kuşundan ha. Yanlış ben yani evet. Ben yani bu herkesin yani branşı değil bu yani. O zaman sana ben bir tık daha. Arkadaşlar hiç non stop alın size İsmail'i farkı ya abone olsunlar Berece baba. Evet evet. Delme abi ya. Sen niye dur hele dur bir İsmail'de kalalım hele. Niye İsmail yani? Niye özellikle İsmail? Evet. Niye abicim? İsmail vallahi beni çok arayan arkadaşlarımız var. Seni çok methediyorlar bana. Bana seni çok methediyorlar.